Nurgül Yeşilçay o doğduğunda takvimler 26 Mart 1976'yı gösteriyordu. Çok mutlu bir ailenin çocuğuydu. Anne ve babasının arasında çok büyük bir aşk vardı. Nurgül Yeşilçay, Eksen platformunda yayınlanan Hande Kazanova ve Dinçer Güner'in birlikte hazırlayıp sundukları Astrolojik Şifreler programında anne ve babasının büyük aşkını da anlattı. Anne ve babasının başkalarıyla evliyken birbirlerine aşık olduklarını belirten oyuncu, ''Annem başkasıyla ev evli babam başkasıyla. İkisi birbirlerine aşık oluyor. Olay Bolu'da geçiyor. Kaçıp İzmir'e geliyorlar. Orada yeni bir hayat kuruyorlar. Ne babamın ailesi ne de annemin ailesiyle görüşüyorduk biz bize yeten küçük bir çekirdek ailemiz vardı. Annem 1998'de vefat etti. Bizim ailemiz darmadağın oldu. Çok etkilendim. Hala da çok etkilenirim dedi. İzmir'de dünyaya gelen Yeşilçay ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini de İzmir'de tamamladı. Çok çalışkan bir öğrenciydi kendi tabiriyle tam bir inekti. Birinci sınıfı okumadan ikinci sınıfa geçecek kadar başarılıydı. Lise döneminde bir süre izcilik macerası da oldu. Sonrasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi tiyatro bölümüne kaydolan sanatçı İbrahim Selim'le bu gece programında tiyatro eğitimine başlama hikayesini şöyle anlattı. Ben o zamanlar bir ressamın yanında çalışıyordum, ona yardımcı olmak için. O zamanlarda çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında benim anlamadığım bir şeylerden bahsettiğini fark ettim. Molière diyordu, Shakespeare diyordu. Ben hiçbir şey anlamıyordum. Onun neden bahsettiğini anlamak için neymiş bunlar diyerek başladım tiyatroya. Hatta okulun ilk senesi hiç sevmemiştim tiyatroyu. İkinci senesinden sonraysa vazgeçemeyeceğimi anladım. Ünlü oyuncu İstanbul'un ilk başlarda kendisini çok korkuttuğunu vurguladı. Yeşilçay ailem oyuncu olmamı istemiyordu aç kalacağımı düşünüyorlardı. Ne olursa olsun kolunda bir altın bilezik olsun motivasyonları bizim gençlik zamanlarımızda daha yaygındı. Evden kaçtım ben de. Beş parasız bir şekilde geçtim bütün süreçlerden dedi. Üniversite eğitimine devam ederken hayatının fırsatını yakaladı. Türkan Şoray, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı İkinci Bahar adlı dizide Gülsüm rolüne hayat verdi. Hem rol yeteneği hem de güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu, 2002 yılında Çağan Irmağan yönettiği Asmalı Konak dizisinde Bahar Karadağ rolüyle yıldız oyuncular arasına girmeyi başardı. Dizide Özcan Deniz, Selda Alkor, Menderes Samancılar gibi sanatçılarla birlikte çalıştı büyük bir hayran kitlesi oluşmasını sağlayan bu diziyle ilgili İbrahim Selim'le bu gece programında şunları söylemişti. Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de diziden sonraydı. Bir daha da gitmedim. Aynı programda şu ifadeleri kullanmıştı. Benim ilk sinema filmim Eğreti Gelindi. Bugün yeniden hangi seti yaşamak istersin deseler, Atıf Yılmaz'ın setini bir kez daha yaşamak isterim kesinlikle. Çalıştığım bütün yönetmenlerden çok şeyler öğrendim. Hepsinin yeri bende ayrıdır. Unutmadığım şeylerden bir tanesi de Almanya'da film çekme pratiği aslında. Yurt dışında başka setlerde de bulundum ama Alman disiplini ve dakikliği diye bahsedilen kavramı film çekimi esnasında birebir yaşadım. Delilik gibi bir şey. Yeşil Çay bu arada Mumya Firar'da, Rating Kamdi, Anlat İstanbul gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Eğreti gelindeki Kosta Kemine rolüyle 12. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 2004 yılında Hande Ateyzi ile birlikte Melekler Adası adlı dizi için kamera karşısına geçti. Dizinin kadrosunda bulunan Cem ile aralarında bir aşk başladı. O dönemlerde ilişkileri çok konuşulmuştu. Asmalı konağın duru yüzlü güzeli kendisinden 17 yaş büyük birine kaptırmıştı gönlünü. Gazete Vatan'a 2005 yılında Cem Özer'le birlikte verdikleri röportajda Özer evlilik kararını nasıl aldıklarını şöyle anlatmıştı. İlk 90-60-90 dizisinin setinde gördüm bıcır bıcır bakan bir kız. Çok iyi bir oyuncu, çok da güzel, şahane kız falan diye düşünüyordum. Ama içimden de bunu boş bırakmazlar diyordum. İşin kötüsü o zaman boşmuş. Zaman geçti, ben çeşmedeydim. Osman Yağmur Dereli aradı, Melekler Adası'ndan rol teklif etti. Nurgül'ün adını duyunca hemen kabul ettim. Tanıştıktan 3 ay sonra aynı evde yaşıyorduk. Nurgül'de ufak bir buzdolabı vardı. Ben ona şunu sordum. Buzdolabını biraz büyütmeye ne dersin? Her ilişkinin nereye gideceği 3-4 ay içinde belli olur. 2-3 sene o ilişkinin sürmesi birinin birini oyalamasıdır. Buzdolabı hikayesinden sonra Nurgül, yaşlanınca ben matematik öğrenmek istiyorum. Sen de öğrenmek ister misin dedi. İsterim o zaman gel birlikte öğrenelim dedim. Evlilik kararını almış olduk. Bu herif bu evlenme dediler Nurgül'e. Benim o aralar bir ilişkim vardı. Bunu açıkça söyledim ve onu bitirdim geldim. Ünlü ikilinin 22 Mayıs 2005'te oğulları Osman Nejvat dünyaya geldi. Yeşilçay hamileliğinin son aylarında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. Hürriyet'ten Hakan Genco'ya verdiği röportajda oğluyla ilgili şunları söylemişti. Oğlum anne sen bana hiç çocuk gibi davranmadın ki dedi. Ben hiçbir zaman mamanı yediysen papilerini giy atta gidiyoruz. Babamızı bekletmeyelim gibi şeyler diyen annelerden olmadım. Şu anda da ergenlik hallerini çok seviyorum. Çok eğlenceli. Arkadaşım gibi ama değil gibi. Okulda mesela bir kız seninle uğraşsa, sana bağırıp çağırsa, vursa, dövse asla ama asla karşılık vermeyeceksin derim. O da hatta dalga geçer. Ya suratımın ortasına patlatırsa diye sorar. Oradan uzaklaşacaksın derim. Bu yaşlarda zaten adrenalinleri çok yüksek. Adam iri 1.90 boyunda, devamlı telkin. Küçüklüğünden beri hep bunları duydu gördü çocuk. Bir sonraki projesi ATV'de yayınlanan Belalı Baldız dizisi oldu. Bu dizide komediye ne kadar yatkın olduğunu gösterdi. Bernarle Çin ve Kenan Işık'la başrolü paylaşan oyuncu, alışılmışın dışında biraz çılgın bir karaktere hayat veriyordu. 2007 yılında ise Yaşamın Kıyısında adlı film için kamera karşısına geçti. Bunlar dışında Ezogelin, Gelin, Adem'in Trenleri, Yedi Kocalı Hürmüz, Aşk ve Ceza, Sensiz Olmaz, Sultan, Aşk Kırmızı, Bebek İşi, Galip Derviş, Gece, Paramparça, Pek Yakında, Muhteşem Yüzyıl Kösem, İkinci Şans, Gülperi, Mahalleden Arkadaşlar, Kefaret gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra resim de yapan sanatçı, bu konuda da oldukça yetenekli. Nurgül Yeşilçay'ın kadın konulu ilk kişisel sergisi Avratot'u, Otu, Anemas zindanlarında kapılarını açtı. Yeşilçay resimlerini sergileme fikrinin oluşumunu, bir kadının gözlerimizin içine baka baka ölmek istemiyorum diye haykırdığını görünce sergiye karar verdim. Üzülmek, sosyal medyada paylaşmak yerine bir süredir kadın konusuyla ilgili duygularımı aktardığım resimlerimi herkesle paylaşmak istedim sözleriyle dile getirdi. Aslında resme olan merakı çocuk yaşta başlamıştı. Bu durumu Hürriyet'ten Hakan Genc'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı güzel oyuncu. Tam olarak ne zaman meraklandığımı hatırlamıyorum. Resim tutkusu içimde hep vardı. İlkokul yıllarında yaptığım resimlerle ödül bile aldım. Lisede 4 yıla yakın resim üzerine eğitim gördüm. Ressam olmayı amaçlıyordum. Sonra oyuncu bir çocuğa aşık olunca onunla iletişim kurabilmek için konservatuara girdim ama olmadı. Ayrı şehirlerde yaşamaya başladık. Konservatuara girdikten sonra onu görmedim. Belki de kader denen şey bu olabilir oyunculuğu çok sevince hayat koşturmacası da araya girince resmi neredeyse tamamen unuttum. Senaryo sayfalarının arkalarına yapılmış resimlerle ufak ufak devam ettim. 4 yıl önce bir arkadaşımla atölye kiralamaya karar verdik. Sonra sergideki resimleri yapmaya başladım. Güzel oyuncu uzun süredir yönetmen Necati Kocabay ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Biz de Nurgül Yeşilçay'a hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.